İstanbul Tuzla bir caninin yaşattıklarının şokunda iddiaya göre satırla bıçakla dolaşan bir kadın kedileri ve köpekleri parçalıyor. Caninin son kurbanı bir köpek can çekişirken kurtarıldı. Şimdi bütün ilçe diken üstünde. Sadece kesik vardı değil mi? Ölmedi. Barınağı mı götürdüler? Tanrı'dan vahiy geldiğini ve bunu yapmak zorunda olduğunu bana ifade etti. Köpekler yiyor. Yani neler kesiyor? Mahalle içerisindeki insanların, çoluğunun, çocuğunun her türlü can tehlikesi zaten söz konusu. Geldi sana ben köpek mi kestim dedi. Köpek kesmişti getirmiş. Anlattıkları tüyler ürpertici. Çünkü iddiaya göre bir kadın mahalledeki kedi ve köpekleri kesiyor. Okşamayla, sevmeyle onları kandırıp o kadar profesyonel bir şekilde o bıçak darbesini vurguluyor ki direkt hayvanın sesinin çıkmayacağı şekilde anında işini bitiriyor. O kadın 3 yıl önce Bingöl'de yaşıyordu. İddiaya göre oradaki hayvanlara da zarar verdiği için Tuzla'daki akrabalarının yanına gönderildi. Ancak yine durmadı. Orada yakalanıyor. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüyor. Oradan tekrar kaçıyor. Buraya geliyor. Kedi ve köpekleri kestiği iddia edilen o cani işte bu evin en üst katında yaşıyor. Psikolojik sorunlar yaşadığı için sokak hayvanlarına zarar verdiği iddia ediliyor. Bu kadın şimdiye kadar hep okul bahçelerinde bu işi yaptı. Tedirgin oluyoruz yani sonuçta çocuklarımız okula gidip geliyor. Canavar ruhlu kadın önceki gün yine ortaya çıktı. Burada mı boynunu kesti? Gördünüz mü siz? Kesti, ben gördüm. Önce kediyi köpeği sevip sonra kesiyor. Ve elinde bıçakla çocukları kovalıyor. Ben gördüm orada oturduk köpek kesmiş elinde getirdi. O caninin boğazını kestiği köpek şu anda klinikte durumu iyi. Tuzla polisi ise o kadını dün gece gözaltına aldı. Mahallelinin tek isteği kedi ve köpekleri kestiği iddia edilen kadının başka canlara zarar vermeden tedavi edilmesi. Biz istiyoruz ki bu vahşete bir son verilsin. Hastaneye yatırması şart. Kendisi şizofreni tanısı teşhisi konmuş ve raporlu bir hasta.